Minneapolis Sanat Enstitüsü'ndeki okuma odasındayız ve burada 20. yüzyılın meşhur sanatçılarından Romare Bearden'ın Güzel Bir Guaş tablosu karşımıza çıkıyor. Fabrika İşçileri adlı bu tablo, Fortune dergisinde Afrika kökenli Amerikalıların savunma sanayiindeki durumunu anlatan yazıyı görselleştirmesi için sanatçıya sipariş edildi. Konuyu derinlemesine ele alan bu yazının üç amacı vardı. İstihdamdaki ayrımcılığın iş dünyası için, savaş dönemi için ve toplumun tümü için kötü olduğu dile getiriliyordu. Yazıdan bir alıntı yapalım. Amerikalı zenciler, Amerika için savaşmaları istendiği için değil, savaşa tümüyle katılmaları onlara yasaklandığı için kaygılılar. Zenci olarak aşağılanmış vaziyetteler, zira tam bir Amerikalı olarak kabul edilmiyorlar. Elbette zenci terimi artık Amerika'da kullanılmıyor ama 20. yüzyılın başlarında çok yaygın bir terimdi. Başka bir yerde ise şöyle bir cümle yer alıyor. Ülkenin statüsü hakkındaki hiçbir ciddi araştırma Amerikan rüyası ile zenci gerçeği arasındaki çelişkiyi göz ardı edemezdi. Evet. Burada bir çelik fabrikasında çalışmaları reddedilen ve aralarında ne yapacağına karar vermeye çalışan, dudakları aşağı kıvrılmış iki Afrika kökenli Amerikalı işçiyi görüyoruz. Arkalarında kalan, biraz uzakta resmedilen fabrikayla kasvetli bir manzara yaratılmış. Yaklaştığımızda bir kulübe ile kömür yığını görüyoruz. Burada resmedilen üçüncü figür ise biraz gizemli ve gölgede kalmış bu adamın işvereni temsil edip etmediğinden emin değiliz. Belki de ek iş fırsatları için gazete ilanlarına bakan başka bir işçidir. İş arayan ve ırk ayrımcılığı yüzünden iş bulamayan bu adamlara yakın hissetmemek elde değil. Bu dönemde Amerikan Silahlı Kuvvetleri'nin yanı sıra sanayi kollarının birçoğunda da ırk ayrımcılığı uygulanıyordu. Dergideki yazı Pearl Harbor saldırısından 7 ay sonra yayımlandı. Yani tarihler artık 1942'yi gösterirken İkinci Dünya Savaşı'nın ortalarına gelinmiş, Amerika savaşa yeni dahil olmuştu. Savunma sanayi savaş hazırlıklarına hizmet etmek için hızlanıyor ve milyonlarca işçi işe alıyordu. Bir çok prestijli bir görev olarak yazının başındaki resimli sayfayı yapmakla görevlendirildi. Guaj boya su ile seyreltilerek kullanılır. Ancak tam olarak sulu boya gibi değildir. Opaktır ve ışık geçirmez. Ayrıca şeffaflık düzeyleri değişebilir. Bu iş tuval üzerine yağlı boya olmasa bile guaj boyanın özellikleri sayesinde bize çok ciddi bir çalışmaymış havası veriyor. Bir bu tür maddeleri bir dizin edenden dolayı kullanıyordu. Bu nedenlerden biri de savaş boyunca kıtlık olduğu için metalik pigmentlere izin verilmemesiydi. Bu noktada aklımıza krom kırmızısı gelebilir sanatçının toprak renkleri ve cansız renk tonlarını kullandığını görüyoruz. Figürler ise sağ tarafa, sanki yazının başlığı ve girişine bakıyorlar. Fortune dergisi günümüzde nispeten muhafazakar eğilimli ve Amerika'nın şirketlerden oluşmasının taraftarı olan bir dergi. Ancak o dönemde dergi daha liberal eğilimliydi. İlerici bir editoryal politikası vardı ve Life ve Time dergilerini de yayımlayan Henry Luce tarafından kurulmuştu. Bir Bearden'ın bu resmi yaptığı zaman da savunma sanayiindeki işlerin yaklaşık %51'i siyahi işçilere kapalıydı. Savaş döneminde olan bir ülkede bu kadar fazla sayıda iş alanının toplumun belli bir kesimine kapalı olması ülkeye zarar verdi. Haziran 1941'de Başkan Franklin Roosevelt, savunma sanayiinde ve devlette ırk ayrımcılığını açıkça yasaklayan bir başkanlık kararnamesi imzaladı. Bu, Afrika kökenli Amerikalıların ayrımcılığa karşı yaptıkları protestolara bir yanıt niteliğindeydi. Fortune dergisindeki yazının bu kararnamenin ve hem basında hem de Afro-Amerikalıların hayatlarında kararnamenin etkisinin doğrudan bir sonucu olduğuna inanılıyor. Yasada deniyordu ki: "Savunma sanayindeki ve devletteki işçi istihdamında ırk, inanç, renk ve etnik köken nedeniyle ayrımcılık yapılamaz." Bu ABD devlet düzeyinde özgürlük bildirgesinden beri ayrımcılıkla ilgili hazırlanan ilk kararnameydi. ABD'de ırk ayrımcılığı deyince genellikle aklımıza Jim Crow yasalarının var olduğu güney eyaletleri gelir. Halbuki ülkenin sanayileşen kuzey kesiminde de büyük çapta ayrımcılık vardı. Güneydeki kırsal ve küçük kasabalardan kuzeydeki sanayileşmiş merkezlere ve büyük şehirlere büyük bir göç yaşandı ve Beard'ın da göç eden kişiler arasındaydı. Kuzey Carolina'da doğan yılın aktivist olan ebeveynleriyle New York'a taşındı. Ailesi prestijli yazarlar, müzisyenler ve sanatçılarla görüşüyordu. Bearden'ın büyüdüğü ortam buydu. Bu yüzden Afro-Amerikan topluluğu ve yaşamının kültürel ifadesine çok aşinaydı ve bu onun sanatındaki temel amaçlarından biriydi. Bu sadece Harlem'deki siyahi sanatçılarla gerçekleşen bir şey değildi. 20. yüzyılın başlarında sanatçılar arasında yaygın olarak gerçekleşen bir şeydi. Mesela Meksikalı duvar ressamlarını bu sanatçılara örnek olarak gösterebiliriz. Meksikalı duvar ressamları için sanatın toplumsal amacı çok önemliydi ve bir ırdına baktığımızda ise, toplumsal amaç kadar toplumsal eleştiri de önemliydi. Kendisi Ayrıca modernizmle de çok ilgilendi. Ancak bu resmi yaptığı 1942 yılına baktığımızda daha ziyade toplumsal gerçekçilerden etkilendiğini görüyoruz. Toplumsal gerçekçiler 1930’larda sanatçıların geçimine destek olmak için Federal bir hükümet programı olan WPA’ye katılmışlardı etkilendiği birkaç sanatçı arkadaşı arasında Jacob Lawrence akla geliyor. Bir diğeri ise Ben Shan, ki o da New York'ta çalışmış önemli bir toplumsal gerçekçiydi. Toplumsal gerçekçiliğin temelinde bir hikaye anlatmak yatıyordu ve Bearden'ın bu tabloda anlatmak istediği şey de fabrika işçilerinin hikayesiydi. Bu tabloya baktığımızda sanatçının uzun ve dikkate değer kariyerinin başlangıcında olduğunu görebiliriz. Bearden, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki en önemli çağdaş sanatçılardan biri. Aynı zamanda hiç şüphesiz en önemli Afrika kökenli Amerikan sanatçılarından da biri.